Selamlar. Videoyu güzel bir yerde açtım. Bugün Almanya'nın Altötting şehrindeyim. Dini bir gün var. Burada Meryem Ana'nın göğe yükselişi olarak inanılan 15 Ağustos'un kutlamaları sürüyor burada. Almanya'nın hac yeri olarak, Hristiyanlar için hac yeri olarak adlandırılan bir bölge. Büyük bir kompleks. Bu kompleksin içinde pek çok kilise, manastır, dini simgelerin yer aldığı büyük bir alan. Bugün de burada kutlamalar için Almanya'nın ve diğer yakın ülkelerin pek çok yerinden insanlar buraya akın ediyor. Hac olarak nitelendirilen kendi dini görevlerini burada yerine getirmeye çalışıyorlar. Birazdan size sokakları gezdireceğim. Fakat sokaklar değil de buradaki alanı, kiliseler, insanların dini acibelerini yere getirdiği alanların tümünü size göstermeye çalışacağım. Bulunduğum bölge Kapellplatz diye geçiyor. Yaklaşık 500-600 yıllık kiliselerin olduğu bir bölge. İnsanlar burada dediğim gibi hac vazifelerini yerine getirmeye çalışıyor. Ayrıyeten burası Papa'nın belli aralıklarla ziyaret ettiği Almanya'nın sayılı yerlerinden biriymiş herhalde. O yüzden onlar için biraz daha önemli bir yer. Çok fazla ziyaretçi geliyor her sene. Bulunduğum yerde binlerce insan akın akın geliyor sabahtan beri. Birazdan sokakları gezip size göstereceğim. Görüşürüz. Şöyle ilk olarak dini simgelerin satıldığı küçük dükkanlar var burada. Aslında güzel dükkanlar. Şöyle ortam olarak fena değil. Güzel mimariler var. Kiliseler. Bayağı büyük. Mimarisi çok güzel. İnsanlar içeri gidip dini vacibelerini yerine getiriyor. Şöyle ağaç gölgesinde oturan insanlar da mı dersiniz burada? Yemek yapan, yiyen. Şu kalabalığa doğru biraz gideceğim. Alanın büyüklüğünün o zaman daha çok farkına varırız. Yani buradan her çeşit insan gördüm açıkçası. Arap, Hristiyanı da gördüm, Türk de gördüm, işte Almanını da gördüm. Diğer pek çok ırktan insanlar var. Şöyle güzel binalar var. Mesela şu bina 1653 yapımıymış. Güzel. Şöyle şurada bir sıra var. Şu sırada kutsal su mu? Onun için bir sıra var. İnsanlar ellerinde bidonlar doldurup içiyorlar herhalde. Bizim zemzem suyu gibi işte. Sokaklar da böyle. Şöyle ağaç gölgesine serinleyenler. Su için bekleyenler. Şöyle su için. Güzel bir. Şurada küçük hediye dükkanları var. Aslında çok Müslümanlıkla benzerlikler var yani. Haç, işte dini simgeler, tütsüler, kokular, mumlar. Gerçi bize mum falan yok da. Yani bu şekil heykeller, heykelcikler. Pek çok dini simgeler satılıyor. Kafeler var. İnsanların oturup yediği işte. İnsanlar gayet mutlu. Eğleniyorlar gibi. En büyük alana doğru geldik. Bu alan, şöyle vay be teyzemizi de gösterelim. Bu alan insanların gelip ziyaret ettiği bölgenin en kalabalık yerlerinden. Şöyle kafeler, restoranlar, işte kiliseler, şöyle Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin bayrakları. Gayet güzel bir alan. Mimarisi de çok güzel. Bayağı bir özenilmiş ve yapılmış. Heykeller, kiliseler. Yani bayağı bu özellikle Avrupalılar sanat konusunda çok çok ilerideler.
Şöyle dükkanlara doğru gidelim. Satılan hediyelikleri de bir görelim. Bu arada hava çok sıcak. Yani 35 derece ve nemli. İnanın boğuluyorum sıcaktan yani burada. Yani o kadar sıcak ki resmen şeklim şemalim değişti ya. Çok sıcak. Ama ortam çok güzel. Hediyelik eşya satılan şeyler de şöyle bunlar. Böyle küçük heykelcikler. Şimdi simgeler. Şişe gibi. Kokulu mumlar falan. Dini simgeler. Şu şekil. Yani pek çok şey var dini simgeler. Alan olarak da şöyle büyük bir alan. Şöyle bir alanı gezelim. Ağaç gölgesine oturan insanlar var. Genellikle bunlar aslında Araplar. Çok fazla Arap var burada. Hristiyan Araplar. Artık ben susuyorum. Sadece alanı gezeceğiz beraber. Haydi bakalım. Şimdi geldik asıl yere. Burası en eski kilise. Yani burada içeride bir yoğunluk var. Onu göstermeye çalışacağım birazdan. Gösterebilirsem. Burada çok eski posterler ve dini simgeler dair pek çok şeyi bulabilirsiniz. Girmeye çalışayım. Bakalım. Eski tarihli öyle görünüyor. Bak şeyler var işte. Tablolar.
İçeriye giremedim. İçeride ayın vardı. Rahatsız etmek istemedim insanları. Ama genel anlamda ortamı güzel. En azından bir güzel bir günde denk geldim. Hani gezmek için iyi bir yer.